Şimdi sahneye davet edeceğim isim 2000 yılında Akın Soft ailesine katılmış, başarılı çalışmaları, güler yüzü ve motive edici davranışlarıyla herkese örnek olabilecek nitelikli bir yönetici. Akın Soft Bay Koordinatörümüz Sayın Esma Akın. Esma Akın alkışlar sahneye. Bu bonus töreninde açıkçası arkama yaslanıp çok düşünme zamanım oldu. Arkama yaslanıp düşündüğüm zaman gördüğüm tablo çok muhteşemdi. İlk göreve başladığım zaman bayi departmanında bayi sayım 70'ti. Açıkçası 70 kişiyle, 70 firmayla bu işe başlayıp bugün 2000 üzerinde çözüm ortağını idare ediyor olmak, yönetiyor olmak çok büyük bir gururdu benim için. Size şimdi ben açıkçası hoş geldiniz demek istemiyorum. Çünkü bu bizim organizasyonumuz. Ailemizin organizasyonu. Bu dönem ben açıkçası oldukça duygusalım. Çünkü gördüğüm tablo çok hoşuma gidiyor. Her bonus töreninde ki izlenimim değişiyor. Bu dönemde çözüm ortaklarımız çok daha rahatlar, çok daha sorunlarımız, sıkıntılarımız, programsal argelerimiz daha az düzeye inmiş durumda. Bu da tabii ki bir yönetici olarak beni çok mutlu ediyor. Şimdi hepimizin çözüm ortağı olarak bir takım sıkıntıları vardı. Bunlardan en büyüğü de hangisiydi? Pasif olan çözüm ortaklarımızın sistemde yer almamasıydı. Bu konuyla ilgili size takip ettiyseniz dönem başında bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemeyle pasif olan çözüm ortaklarımızı askıya aldık. 154 tane çözüm ortağımız askıya alındı, aramızdan ayrıldı. 212 tane çözüm ortağımızı bayilikten satış noktalığına geçirdik. Artı ana bayilerimizin bir kısmını bayiliğe geçirdik. Çalışmayan, performansı düşük olan, sistemi takip etmeyen, artı paket alışında bulunmayan çözüm ortaklarımız, ana bayilerimizi ana bayiliğe geçirdik. Tabii bu bir ilkti. Büyük bir yaprak dökümüydü Akın Soft'ta. Ama tabii ki biz elimizden geleni yapıyoruz. Burada olan sizler bunu çok iyi bilirsiniz. Sonuçta bir aileyiz. Hani et tırnak örneği. Et tırnaktan kolay kolay ayrılmaz ama ister istemez bu uygulamaları yapmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bu uygulama bütün çözüm ortaklarımızın da hoşuna gitti. İnşallah bundan sonra daha verimli, daha profesyonel çözüm ortakları, yani sizlerle çalışacağız. Bu dönem yaptığımız değişiklikler, takip ettiyseniz bölge müdürlüğümüzde iki tane, İstanbul bölge müdürlüğümüzde iki tane bayi sorumlusu yerleştirdik. İki tane bayi sorumlusu görevli şu an. Genel merkezde bir tane bayi sorumlumuz var. Artı her bölgede bölge müdürümüz var. Dolayısıyla ekip arkadaşlarım ve ben, aynı zamanda çalıştığım mesai arkadaşlarım, şuna inanabilirsiniz, çok aktif olarak sizleri sahada daha iyi nasıl satışa sevk edebiliriz noktasında sürekli projeler geliştiriyoruz. Dolayısıyla gözünüz kesinlikle arkada olmasın. Biz sahada olan çözüm ortaklarımızın arkasındayız. Dolayısıyla çalıştığınız marka, inandığınız marka kesinlikle sizi yarı yolda bırakmayacak. Bu dönemde tabii ki bu yaprak dökümlerinden sonra yaptığımız değişiklikler devam edecek. Çözüm ortaklarından beklentilerimiz, bölge bayilerinden beklentilerimiz bu dönem biraz daha arttı. Artık her çözüm ortağımızdan aylık birer, en az birer satış bekliyoruz. Mümkünse bu konuda bölge bayilerimiz, ana bayilerimiz kendilerine bağlı çözüm ortaklarını koordine etme konusunda biraz daha sıkı çalışacaklar. Gerek pazarlama müdürlerimizle, gerekse bölge müdürlerimizle sürekli proje noktasında görüşmeler yapıp bayilerini, alt birimlerini ya da bayiler kendilerini nasıl aktif edebilirler noktasında sürekli çalışma içerisinde olacaklar. Bonus sisteminde çok büyük bir değişiklik oldu, biliyorsunuz. Bölge bayide 4 tane bölgeye ayırdık. Önümüzdeki sene bölge bayi kategorisinde 4 tane araç veriyoruz. Ana bayi kategorisinde 1 tane araç veriyoruz.
Dolayısıyla sistem şu an daha stabil hale geldi. Artık çalışan ve çalışmayandan ziyade aktif olan çözüm ortaklarımızı daha çok nasıl aktif edebiliriz noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada performans sergileyen ve şu an bu akşam burada olan çözüm ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Beraber sahada çalışan çözüm ortaklarımın en büyük sıkıntısı kırık kurulumlar noktasındaydı. Bu konuda size sevindirici haberler vereceğim. 3 tane ilde İstanbul, Ankara, Gaziantep'te yapılan yasal işlemlerde üzülerek söylüyorum ki daha önce bizimle çalışmış ama şu an ailemizde olmayan 3 tane eskiden çözüm ortağımız olmuş olan 3 tane firma üzerinde yasal işlemlerimiz sonuçlandırıldı. Bunları ben sizinle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da internet kafe kurulumu yapan eski çözüm ortağımız firma 10 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Ankara'da Octopus programımızı crack kuran eski firma 6000 TL para cezasına çarptırıldı. Gaziantep'te ise 3 ticari program yasa dışı kuran firma ise 21.000 TL para cezasıyla cezalandırıldı. Dolayısıyla kesinlikle bundan sonra tabii daha önceki bünyemizde bulunan firmalardı bunlar, çözüm ortaklarımızdı. Ama bundan sonra şuna inanabilirsiniz, çok daha stabil bir ortamda, sorunsuz ve çözüm ortaklarının sorunlarıyla birebir ilgilenen, geçmişte de olduğu gibi bir sistemle karşı karşıyasınız. Dolayısıyla bu sistemde crack çalışması yapan ya da bunlarla karşılaşan çözüm ortaklarımızı mutlu edecektir. Bununla birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerinde, farklı illerinde 18 tane üniversitede seminerler düzenledik. Bunlar gerek eğitim semineri, tanıtım semineri ya da kariyer günleriydi. Bundan sonra da önümüzdeki dönem içerisinde bu tarz seminerlerimiz olacak. Sizden ricamız bölgelerinizde, illerinizde, üniversitelerde ya da ticaret odalarında bu tarz seminerler organize edip genel merkezden katılımcıların gelmesini sağlamanız. Ben çok fazla ödül takdim törenini geciktirmek istemiyorum. Bir düşünürün sözüyle noktalayacağım. Başarılı olanlar nereye gittiğini bilenlerdir. Yolumuz açık, birlikte Türkiye'ye birliğin, beraberliğin ne olduğunu göstererek çalışmalarımıza devam edelim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bölge müdürü performans sistemimizde geçen dönem birinci olan İstanbul Plaza'nın açılışıyla Akın Soft bünyesine katılan ve kısa sürede sisteme adaptasyonu ve yaptığı çalışmalarla başarısını gösteren ve bölge müdürü performans sisteminde birinci olan Marmara Bölge Müdürü Arda Gökay'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Tüm çözüm ortaklarımıza dönem içinde yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde inşallah birlik ve beraberlik içinde daha güzel başarılara imza atacağız. Teşekkür ederim. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.